Kıbrıs'ta ulusal bilincin yeterince verilememesi veya Kıbrıs davasının referandum konusunda ortaya çıktığı gibi iyi anlatılamamasından dolayı şikayetler var. Kandırılması genelde. Ben gördüm bir televizyonda bir genç, Kıbrıslı genç gitar çalıyor ve ben AB'ye gireceğim diyor. Orada zengin olacağım, iş bulacağım, müreffeh bir yaşama kavuşacağım diyor. Kendisine azınlık olacağı, ayrımcılığa tabi tutulacağı, hatta itilip kakılacağı hiç söylenmemiş. Ulusu ve devleti olmayanın, bayrağı olmayanın, egemenliği olmayanın, bağımsızlığı olmayanın gururu ve haysiyetinin de olmayacağı anlatılmamış gibi geliyor. Burada siz elinden geleni yaptınız Allah için. Bunu kimse farklısını söyleyemez. Ama siz partiler üstü bir konumunuz da vardı. Partiler üstüydünüz. Siyasal partilerde de Kıbrıs'ta o anlamda bir liderlik zafiyeti yok mu? Yani hani sizin ver kurtulucular diye eleştirdiğiniz kesimi saymıyorum. Ama Kıbrıs davasına sahip çıkması gereken veya politikalarla sahip çıkan partilerin ve yönetimlerinin başarılı olduğu söylenebilir mi bu aşamada? Yoksa evet, yeni bir liderliğe ihtiyaç var mı Kıbrıs'ta? Efendim, neticeye bakarsanız bu konunun cevabı kendiliğinden verilmiş olur. Bir zafiyetimiz olmuştur. Herkesin yeniden toparlanması lazım. Yeni bir heyecan lazım. Gençliğe şunu anlatmak lazımdır. Sen elindeki kuşu 4 tane başka kuş yakalayacaksın ümidiyle bırakırsan gitsin. O 4 tane kuşun da peşinden yıllarca koşarsın ve havada kalırsın. Dolayısıyla elinde senin şimdi devletin var, egemenliğin var, kimseye boyun eğmeden yaşama hakkın var ama şikayetlerin de var. O şikayetleri gidermek senin elindedir. Bunu gidermek için çalışmak, bunu gidermek için partilerin içerisine gidip uğraşmak, istediğin partiye gidip uğraşmak senin hakkındır. Devletine sahip çıkmanın yolu budur. Yoksa başkalarına muhtaç olarak, başkalarından gelecek himmeti bekleyerek sen adam olmaya kalkarsan seni hizmetkar yaparlar, hizmetçi yaparlar. Evet, seni ezerler, elerler. Şimdi Rum tarafına gidenler referandumdan hemen sonra Rum'un muamelesi değişmiştir. Öyle şimdi mi? Tabii şimdi gidenler söylüyor. Bir surat bu kadar diyorlar. Bir kere yani ne geldin kabilinden? Tamam. Kimsin kabilinden? Geçen gün onlar ben, AB'ye gidi rahat tabii onlar. Geçen gün tabii. Geçen gün bir dükkana girdim. Adam diyor ki ben karşı tarafa gittim. Karşılaştığı muameleyi anlatıyor. Bir daha Allah koymasın diyor. Balayı bitti yani. Bir daha Allah koymasın gitmem diyor. İki Rum diyor benim dükkanıma geldi. Nezaketen Türk kahvesi içer misiniz dedim. Ne Türk kahvesi bre dedi bana diyor. Kıbrıs kahvesi varsa içerim Kıbrıs kahvesi. Buna rağmen diyor biz kahveyi yaptık koyduk önlerine. Su dökeceğiz açtık diyor şişeyi. Su koyacağız bardaklarına. Ne suyudur o demiş Türkiye suyu. Bizde demiş Trodos dağlarından pınar suları var. Bu su içilmez. Biz koyduk diyor bardağa suyu içmeden gittiler diyor. Yani fanatizme bakın yani. Şimdi fanatizm orada özellikle gençlerde ben tekrar ediyorum. Rumlara düşman olun demiyorum. Mesajım bu değildir. Ama Rum'un milli bir davası var. Bu milli davada yumruk gibi sağcısı solcusu 40 yıldır yola devam ediyor. Ve referandumda da göstermiştir ki milli davasından sana zerre kadar bir şey verecek değil. Hep dünyaya görüşmeye hazırım. Aman şu da olsun da yine görüşürüm. Aman şu güvenlik meselesi hallolsun da görüşmeler devam etsin. Hep oyundur. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti ünvanı ona yetmektedir. Ve Kıbrıs'a bu şekilde sahip çıkacaktır. Eğer sen yumuşamaya devam edersen, sen egemenliğine ve devletine sahip çıkmazsan Rum başaracaktır. O zaman bir parmağını ısıracaksın, onu birden sızlayacak ama çok geç olacak. Dünyanın hiçbir yerinde iki milletten bir millet doğmuş değildir. 20, 30, 40, 50, 60 milletten bir Amerikan milleti doğmuş olsa dahi yine bakarsınız Polonyalı Polonyalıdır, Grek evet. Grek'tir, bilmem tabii. Nedir onun içerisinde. Çin mahallesi, İtalyan mahallesi. Onları dolar birbirine bağlamaktadır. Ama şeyin genel sekreterin bir beyanatı var. İki milletten bir millet yaratmak benim hayalimdir diyor, ümidim. Mümkün değil. Mümkün olmayanı istiyorsun. Mümkün olmayanı anan planıyla yapmaya çalıştın. İşte Rum kaçtı bundan. Rum çünkü Kıbrıs'ın tümünü istiyor. Bizim de davamız vermemektir. Kendi bölgemizi korumaktır. Kendi bayrağımızı gönderden indirmemektir.
Ayıp değildir bunu söylemek. Uzlaşmazlık da değildir. Uzlaşma için ne gerekir? Temel ne olmalıdır? Biz bunu söylüyoruz. Karen Folk medyası diye adlandırdınız az önce ve bu tek seslilik ve Türkiye'nin ilk kez milli davada ikiye bölünmüş görüntüsü sizi incitti mi? Üzdü. Beni üzdü, incitti. Eğer incittiğinin manası seni ümitsizliğe itti miyse, hayır, ümitsizliğe itmedi. Ama işin daha da bir yokuşa verildiğini ve daha zor olacağını gördüm. Gördünüz. Ve buna üzüldüm. Çünkü kazanılmış bir davayı, barışı da hakikaten tescil ettirebilecek zemin hazır. İki halk, iki devlet, iki egemenlik, tekrar ediyorum. Dünya önünde referandumla ispat edilmiş artık bunlar olduğunu ve biz bunun üzerine bina edeceğimize nasıl verip kurtulacağız diye bu medyada yazılar ve bize olmadık saldırılar. Bunlar karşısında tekrar ediyorum, Mehmetçiğin mermiye karşı göğüs gerdiği gibi biz bunlara karşı göğüs geriyoruz.